izleyenler sağlıklı günler. Kısa bir aranın ardından tekrar devam ediyor. Evet, bugün besin takviyelerini konuşuyoruz, mineralleri konuşuyoruz Cansu ile birlikte. Ama tabii diğer bir konuya geçtik artık. Koronavirüsü mücadelede en etkili vitaminleri veya besin takviyelerinden konuşacağız. Omega 3'ten de değineceğiz, kolajenden de konuşacağız. Birçok şeyi konuşmaya çalışıyoruz tabii vaktimiz yettiğince. Ama öncelikle şu en etkili 5 besin takviyesi diye bir not almışım ben ama bunun rakamı aslında yok değil mi Cansu? Yani hemen hemen hepsi mi önemli? Nasıl anlayalım bunu? Yani evet, aslında vitaminler, bütün vitaminler ve mineraller vücudun bir yerlerinde görev yapıyor. Biri eksik olduğunda bir yerler aksıyor. Aslında evet, hani en önemli diye kıyaslamak, sınırlamamak gerekiyor. Evet, çok doğru değil ama en çok eksik kaldığımız, şu pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyduğumuz diyebiliriz aslında. Ya da besinlerle yeterince alamadığımız, biraz daha vücudumuzu desteklemesini sağlayacak neler olabilir? Onlardan bahsedebiliriz. Bunların başında tabii ki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek gerekiyor. Şimdi koronavirüse evet yakalanmamak için alacağımız önlemler var ama oldu ki yakalandık. Kimisi hafif atlatıyor, kimisi ağır atlatıyor. İşte bağışıklık sistemi güçlü olan, vücudu sağlıklı olan bireyler aslında hafif atlatıyor. Bir yerlerde bir hasar olan, bir eksiklik olan, bağışıklık sistemi kuvvetli olmayan kişiler aslında ağır atlatan kişiler. Neden gençler biraz daha hızlı atlatıyor, hafif atlatıyor? Çünkü bağışıklık sistemleri daha kuvvetli yaşlılara göre. Tabii çocuklar göre. Mesela hiçbir şey, yani bir ateş çıkmıyor, öksürük olmuyor, anlaşılmıyor yani hiçbir şekilde. Çünkü çocuğu besliyoruz biz. Tabii. Kendimize, hani biz Türk toplumu olarak biraz öyleyiz. Kendimize hep geri plana atıyoruz ama aman çocuğum yesin, çocuğum büyüsün. Bir de onların savunma mekanizması daha güçlü değil mi? Tabii ki aynen yani öyle. Yani anne sütünden başlıyor zaten doğumdan. Oradan bir bağışıklık sistemi geliyor. Vücut gitgide güçleniyor. Dolayısıyla çocuklar, gençler daha sağlıklı olduğu için daha rahat atlatıyorlar ama yaşlılarda artık vücut belli bir yerden sonra yavaş yavaş ağırlaşıyor. Metabolizma yavaşlıyor. Vücuttaki üretim azalıyor. Yıkım artıyor. Burada biraz şey de önemli. Şimdi gençlerde evet vücut çalışıyor ama yıkım çok fazla değil. Daha çok yapım üzerine. Vücut hep bir şeyler yapıyor. İşte ne kadar çok üretiyorsa o kadar da az yıkım yapıyor. Yaşlılarda biraz daha üretim azalıp yıkım artıyor. Aslında şey gibi düşünebiliriz. Vücuttaki çöp artıyor. Şimdi vücudumuzdaki çöpler arttığı için şimdi bu çöpleri bizim ara ara atmamız gerekiyor. Bu antioksidan diye geçen bazen hani konular arasında geçer hep antioksidan, işte detoks yapmamız gerekiyor. Antioksidan besinleri tüketmemiz gerekiyor diye. İşte bu antioksidan dediğimiz aslında çöpçü görevi görüyor. Vücudumuzda o yapım ve yıkım sırasında oluşan çöpleri vücuttan uzaklaştıran, aslında vücudumuzun içini temizleyen maddelere diyoruz biz antioksidan diye. Bunlar nelerdir? İşte mesela E vitamini bir antioksidandır ama E vitamininden 20 kat, 50 kat daha güçlü antioksidanlar var. İşte nedir bunlar? Resveratroldür, koenzim Q10'dir. Bunlar çok güçlü antioksidanlar. Genelde de kırmızı meyveli, yani kırmızı renkli meyvelerin içinde ya da mor olur. Evet, kırmızı mor genelde onların içinde çok fazla olur. Yani bunları tüketmek bir antioksidan etki sağlar ya da işte dönem dönem kişiler gelip sadece ben antioksidan resveratrol alayım, işte koenzim Q10 alayım, dönem dönem kullanılıp hani vücudu bir arındırmak gerekebilir. Şimdi bu korona sürecinde de ne kullanabiliriz? İşte genel olarak C vitamini dedik. Neden C vitamini? Virüs vücuda girerse eğer virüsün çoğalmasını yavaşlatıyor C vitamini. Bağışıklık sistemimizi destekliyor. Savunma mekanizmamızı, yani savunma mekanizmamızı, vücudumuzdaki askerleri kuvvetlendiriyor aslında. Yani onların besini gibi bir şey C vitamini. Dolayısıyla C vitamini almak şart. D vitamini dediğim gibi 8 haftayı geçmemek kaydıyla D vitamini. Neden? D vitamini de çünkü hem şimdi koronavirüs diyoruz ki akciğer dokusunu harap ediyor. D vitamininin doku yenileyici özelliği var. Özellikle akciğer üzerinde. Dolayısıyla bulaştığı zaman
akciğerin kendini daha kolay onarabilmesini sağlayacak. Artı bağışıklık sistemini destekleyici özelliği var D vitamininin. Dolayısıyla D vitamini evet korona sürecinde kullanılması gereken bir vitamin. C'ye dönecek olursak çinkodan önce. Şimdi C vitamini evet işte günlük olarak zannedersem 1000 miligram olması lazım. İnsanın vücuduna ihtiyacı miktarı değil. Referans değeri aynen. Peki yani şundan korkum başladı benim. Evet limon yiyoruz gün içinde. Bir tane portakal, bir tane greyfurt tükettiğimizi varsayalım. Hı-hı. Yani hemen hemen bazen hiç tüketmediğimiz günler oluyor. Evet. Veya işte C vitamini içerikli meyve veya sebzelerden bahsediyorum. Bunların hepsini bu şekilde almamız aslında mümkün değil gibi gözüküyor. Yani çünkü dediğin çok mantıklı. Yıllar önce üretilen limonla portakalla şimdi üretilen limon ve portakal arasında dağlar kadar tohum farkı var bir kere. Derken bunun içeriğindeki o C vitamini miktarı az olmuş oluyor. Hı-hı. Peki biz ancak besin takviyeleriyle yani vitamin takviyesiyle mi bu açığı kapatabiliriz? Şimdi şöyle aslında yaz dönemi ve hani yaz dönemi hastalıkların az olduğu bir dönem. Koronavirüsün de olmadığını varsayarsak yaz döneminde C vitamini çok şart mı değil. Hı. Ama mevsim geçişlerinde ve kış döneminde özellikle de bağışıklık sisteminiz güçsüzse o zaman evet C vitamini takviyesi alınsa iyi olur. Koronavirüs döneminde evet C vitamini takviyesi alınsa iyi olur. Her zaman. C vitamininin dediğim gibi fazlasının herhangi bir zararı yok. Çünkü C vitamini suda çözünen bir vitamin. Dolayısıyla vücutta birikmiyor. Siz onu vücuda C vitaminini aldım ben. Aldıktan sonra o emiliyor, kana geçiyor, ihtiyaç olan yerlere gidiyor, orada kullanılıyor. Fazlası atılıyor gün içerisinde. Dolayısıyla C vitamininin fazlasının herhangi bir zararı yok. Hani D vitamini gibi değil, çinko gibi değil. Fazla da alsak ekstra bir zarar görmeyeceğiz. Ama çinkodan devam edelim. Çinkonun beyine. Mesela D vitamini ve çinkoyu devamlı kullanmamamız daha doğru. Dönem dönem evet çinko alalım. Bazen C vitamininin içinde alalım. Bazen ayrıyetten alalım. Ama devamlı kullanıma uygun değil. Çinkonun da etkisi o da yine bağışıklık sistemini destekliyor. Dolayısıyla çinkoyu da burada kullanmak iyi. Çünkü vücudun yapımında kullanılıyor çinko. Bu yüzden diğer bir içeriğimiz çinko olur. Onun dışında ne kullanabiliriz? Beta glukan kullanabiliriz. Beta glukan da... Bu dönemde bir zararı olmaz. Evet, bu dönemde şöyle, beta glukana da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Beta glukan bir, bağışıklığı destekler ama devamlı kullanıma uygun bir ürün değil. İkincisi, koronavirüs hastasıysanız ya da şüphesi varsa o zaman beta glukanı önermiyoruz. Sadece koronavirüse yakalanmamak için ya da mevsim geçişlerinde çok sık hasta oluyorsanız ya da bazı başka durumlarda da kullanılıyor. O dönemlerde beta glukan öneririz. Mesela çok sık uçuk çıkaran biriyseniz, çok sık hasta olan biriyseniz, sürekli ağzınızda yara çıkıyorsa bu genelde sizin bağışıklık sisteminizin düşük olduğunu gösterir. Beta glukan bunu çok hızlı bir şekilde üretir. Yani şey gibi düşünün, asker sayısını artırıyor gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla sadece belli dönemlerde işte yılda 2 kez, 3 kez kısa süreli olarak beta glukan kullanırsak bağışıklık sistemimiz çok hızlı bir şekilde güçlenecektir o dönem. Bir de ekstra ne kullanabiliriz? Ya aslında 4 tane bu temel yeterli ama benim son yaptığım araştırmalara göre ben kolajen de öneriyorum. Kolajen çok geniş bir konu. Hani buna çok ayrıntılı olarak girmeyeyim ama temelde özellikle bu cilt için kullanılan kolajenler diye geçen kolajenlerden kullanımda biraz fayda var. Neden? Kolajen aslında hep güzellik denir. Akla or gelir. İşte yaşlılara sorarsak genelde eklemler için dizim ağrıyor, gittim doktor kolajen verdi diye üretilir ama aslında kolajen iç organlarımızın hepsinde, damarlarımızın tamamında bulunan bir madde. Dolayısıyla damarların sağlıklı olmasını sağlayacak bir şey. Şimdi koronavirüs de bizim akciğerlerimize ve damarlar üzerine etki eden bir hastalık. Virüs. Yani evet damarlarda ciddi harabiyet yaratıyor. Kalpte, akciğerde harabiyet yaratıyor. Kolajen de damar yapısını düzenliyor. Dolayısıyla ne olabilir? İşte özellikle koronavirüsü atlatmış kişiler
Kolajen bence kullanmalı. Ya da ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü varsa, işte hasta sigara kullanıyorsa kişiler, akciğer astımı varsa, işte bir kalp rahatsızlığı varsa, damarlarla ilgili işte varis ve benzeri herhangi bir problemi varsa, bu kişilerin kolajen kullanması en azından damar yapılarını, iç organ yapılarını biraz daha toparlayacağı için koronavirüsün yaratacağı etkiyi biraz daha azaltmış olur şeklinde çalışmalar var. Dolayısıyla ben hastalara kolajen de öneriyorum açıkçası. Şu dönemde çok popüler. Çok popüler. Birazcık fiyatları maalesef yüksek. Evet. Biraz bütçeye dost değil açıkçası ama yine de gerçekten önemli bir madde. Yani aslında daha önce var olan bir şey miydi Cansu? Çünkü sonradan hep duyunuldu. Yani popülerliği bu yüzden mi, yoksa koronavirüsten dolayı mı, yoksa daha önce de kullanılan bir ürün müydü bu? Şimdi kolajen aslında hep söyleriz, et suyu, işte kelle paça. Aslında bu bahsedilenler hep kolajen. Eskiden beri doğal yollarla kullanılırmış. Daha sonra işte aslında çok eski değil, hani ilaç olarak, besin takviyesi olarak üretimi çok eski değil ama çok hani son koronavirüsle çıkan bir şey de değil. Nedir? İşte eklem sağlığında daha çok kullanılıyordu. İlk önce öyle başladı. Özellikle, o zaman bunun değişik formları oluşmaya başladı yani. Daha sonra ciltte yaşlanma karşıtı olarak popülerleşmeye başladı. Şu an daha çok yaşlanma karşıtı olarak anti-aging özelliği nedeniyle özellikle reklamlarda o şekilde dönüyor ama kolajenin gerçekten çok farklı dozları var, çok farklı içerikleri var, çok farklı kullanım yerleri var. Bunu doğru kullanmak önemli. O çok geniş bir konu. Yine o konuda eğer hani almak isteyenler varsa eczacısına mutlaka danışsın. Çünkü gerçekten çok farklı ürünler var. Çok çeşitleri çok, var. Evet, reklamlara çok kanıyoruz maalesef biz. Reklamlara çok kanmadan birazcık hani eczacıya danışarak kullanmakta fayda var. Onu kısmet olursa başka bir gün ayrıntılı olarak işleyebiliriz. Tabii. Çünkü kolajen çok geniş bir konu dediğin gibi. Yani hala anlayamadığımız, kafamıza soru işaretleri içeren bir konu. O zaman ben sana çok teşekkür etmek istiyorum Cansu. Ben teşekkür ederim. Yani olabildiğince her konuyu ele almaya çalıştık tabii ama yine ilerleyen günlerde bir program yapacağımızı eminim. Onda da hem kolajenden bahsederiz hem de diğer konulara değinmeye çalışırız. Çok teşekkür ederim geldiğin için, beni kırmadığın için. Çok sağ ol. Evet değerli izleyenler, Cansu Arslan bizlerle birlikteydi. Aslında tam bir uzmanına sorduk konuyu ki siz de eminim ki bu konuyla ilgili kafanızdaki o soru işaretleri gidermiş olmuşsunuzdur diyelim. Perşembe günü tekrar ekranlarınızın karşısında bulunmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.